Depremin üzerinden bu kadar gün geçmiş olmasına rağmen hala barınmanın ve hijyen meselelerinin çözülebilmiş olmadığını söylemek istiyorum. Yani şöyle her gün bize onlarca çadır talebi geliyor. Bir yanıyla hani evlerini kaybetmiş insanların çadır talepleri hala var. Bir yanıyla da işte göç edip otellere geçici süre yerleşen ama bir daha şu an dönmek zorunda kalan insanların çadır talepleri var. Aynı zamanda ciddi bir tuvalet ve banyo sorunu var kentte. Bugün tepe odası da birlikte de ortak bir açıklama yaptık bu meselelerle ilgili. Yani bugün olmuş daha insanlar düzgün duş alamıyor, çamaşırlarını yıkayamıyor, tuvaletleri her mahallede yok. Çok ilkel koşullarda tuvaletlere girmek zorunda kalıyor ve bu ciddi anlamda bir sağlık problemi ve salgın hastalıkların yayılmasına da bir yani şey açıyor, alan açıyor. Yani şunu söyleyebilirim ki bugün birçok arkadaşımızın bu yüzden hastalandığı haberlerini aldık. Yani gönüllü çalışan arkadaşlarımız başta olmak üzere. Aynı zamanda hani kentte yeniden yaşamın inşası ile ilgili ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Yani bir normalleşmeye biraz bile giremedik. Aslında birinci depremden sonra biraz toparlar gibi olduk ama ikinci depremle birlikte biraz daha geriye sardık. Çünkü hem hafif hasarlı evler ağır hasar aldı hem de insanların psikolojik olarak bu durumu kaldıramayacakları bir döneme doğru gider olduk. Bugün olmuş hala devletin mekanizmaları işlemiyor. Ciddi bir koordinasyon sorunu var. Onu söylemek istiyorum. Yani bizim gönüllülerin ilk baştan beri dayanışma seferberliğiyle yürüttüğü çalışmalar yeterli değil zaten. Yetmeyeceğimizi de bizler de biliyoruz. Buradan bütün kurumların yani bizim vergilerimizle bir sürü topladıkları paraları, hatta bir sürü bağışlara topladıkları paraları nereye götürdüklerini, nereye harcadıklarını hala bilmiyoruz. Çat pat Afat çadırları ve Kızılay çadırları böyle az az görür olduk. Hala çok yoğun bir dağıtım yok. Gıdaya ve suya erişim hala düşük. Yani birkaç market açıldı. Hadi marketler açıldı diyelim. Çoğu insan her şeyini kaybetti. O marketten alışveriş edecek parası yok. Dolayısıyla gıdaya ve hijyene ve suya herkesin erişebilmesi gerekiyor. Yani ekmek ve su gibi temel ihtiyaçlar bile henüz karşılanamıyor durumda. Bunların hızla karşılanacağı, suyun arıtma sistemiyle halka ulaştırılacağı ve sağlık koşulların ve eğitim koşullarının sağlanacağı bir yere doğru gitmemiz gerekiyor. Şu an insanların en büyük sıkıntısı eğitim. Yani şöyle bir sıkıntı var. Yani çocuklarının eğitiminden dolayı tedirginler. Yani bu eğitimi nasıl karşılayacaklarıyla ilgili ciddi bir sıkıntı var. Yani aslında şunu bir kez daha söylemek istiyorum. Çok fazla sorunumuz var. Buranın yeniden inşa süreci, normalleşme ve iyileşme süreci çok uzun sürecek. Bu yüzden ilk depremin ilk günlerindeki dayanışma seferberliğine ihtiyacımız var. Yani bunun sürdürülebilir olması gerekiyor. Aslında biz ilk günden beri Hatay Deprem Dayanışması ve gönüllüler olarak bunu yapmaya çalışıyoruz ve yerel ağlar kurmaya çalışıyoruz. Bu depremi de bir kez daha gördük. Eğer yerel örgütlülüğünüz yoksa, gerçekten örgütlü bir halk değilseniz kendi kaderinizle baş başa bırakılıyorsunuz. Bu yüzden bunları arttırmaya ihtiyacımız var. Mahalle mahalle örgütlenmeye ihtiyacımız var. Ve gönüllü sayımız gittikçe azalıyor. Aslında sürdürülebilir bir gönüllü ihtiyacımız var. Yani sürekli buraya gelişlerin artması lazım. Ben depremin ilk günlerinde de söylüyordum. Gelecek arkadaşlar süreli gelirlerse ve sürekli hale getirirlerse bunu iyi olur diye. Halen çok büyük sorunlar var ama sayımız gittikçe azalıyor. O yüzden ilk günden burada sürdürülen, hani size de tanık olmuşsunuzdur, çok büyük bir dayanışma seferberliği vardı. Bunu sürdürmeye ihtiyacımız var. Bir kez daha bu dayanışma yürüten hem herkese gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bir kez daha umudu büyüttüler. Bu ülkede bu kadar ayrıştırma, kutuplaştırma ve ötekileştirme siyasetine karşı halkların bir arada yaşama en azından kararlılığını ve bu dayanışmayı nasıl örebildiklerini gördük. Gönül isterdi ki bu felaketle olmasın, bir yaşam biçimine dönüşsün bu, bir sürekli bir hale gelsin. Belki bu felaketten bu dersi çıkartırız ve bu dayanışmanın kalıcılaştırılması için bir adım olmuş olur. Ve başka illerde, başka felaketlerde, başka süreçlerde biz bunları bir daha yaşamayız ya da daha az kayıpla atlatırız. Gerçekten çok arkadaşımız ihmalden öldü. Çok fazla insanımız ihmaller yüzünden yaralı kaldı. Bunları buradan gören bir yerden bir kez daha halkların kendi kendine yetebilmesi için nasıl bir üretim, nasıl bir tüketim ve nasıl bir yaşam biçimi kuracağımızı tekrardan tartışmaya ihtiyacımız var. Pandemi aslında bize bunu tartıştırdı. Ama birden pandemi bitti ve biz eski rutinlerimize geri döndük. Aslında dönmememiz gerekiyor. Bu felaketlerin, bu krizlerin içerisinden yeni yaşam biçimleri ve yeni yaşam modelleri çıkarmamız gerekiyor. Bir de bunu Antakya
da bir iki kat daha fazla yapmamız gerekiyor. Çünkü Antakya çok kültürlü, çok dilli, çok dinli bir yer. Ve bu insanlar barış, kardeşlik ve eşitliği aslında bugüne kadar buraya gelen herkes bunu görmüştür, yaşamıştır ve ülkeye bir model oldular. Yeni yaşamı kurarken de bu modelin ve bu kültürün devam ettirilmesi için aslında bir yandan da çalışmamız gerekiyor. Bu dayanışma kültürü bu halkın kendi kültüründe var, bu halkların kültüründe var. Yani biz bugüne kadar ne Ermeni, ne Rum, ne Arap Alevi, ne Sünni, ne Türk, ne Kürt, ne Hristiyan, ne Çerkez, ne Rum. Bunlar birbirimizi ötekileştirmedik ve birbirimizle iç içe yaşadık. İşte birbirimizin bayramlarını kutladık. Halen kazanlarımız kaynıyor. İşte kiliselerde yemeklerimiz pişiyor. Bu dayanışmayı sürdürmeye, büyütmeye ihtiyacımız var ve Antakya'daki bu eşitlik, kardeşlik ve barış ortamının bütün Türkiye'ye model olması için de ayrıca emek vermeye ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Yani güvenmediklerini aslında Kızılay'ın, yani kendi kendilerini açığa çıkardılar aslında. Yani Kızılay'ın çadır sattığını kendileri açıkladı. Kendi dillerinden söylediler. Elbette ki güvenmiyorlar insanlar. Çünkü şunları kendi gözümüzle gördük. Yani tıklım tıklım dolu salonlar, işte tulumdur, battaniyedir, odur budur dağıtılmıyor. Bence kendi yandaşlarına veriyorlar. Evet, elbette bir ayrımcılık çok ciddi söz konusu burada. Ama sadece o da değil. Vermiyorlar. Yani bu halkı yokluğa, yoksunluğa ve işte onların kurmaya çalıştığı biat kültürüne teşvik etmeye çalışıyorlar. Ama bu halk bunları aştı. Yani bu kadar böyle siyasete rağmen bu kutuplaştırma siyasetine, bu biat kültürüne şey yapmadı ve birbirinin elinden tuttuğu, birbirinin yanında olduğu ve birbirini kaldırdı. Bu sadece Antakya'da olmadı bu arada. Bütün kentlerde oldu. Ayrıca depremzedelerin göç ettiği kentlerde de ciddi bir dayanışma seferberliği var. Ve orada da bütün kurumlar yardım etti. Güvenmiyorlar çünkü bir sürü paramızı, işte en basiti AFAD'ın bile bu kadar işte kaç bin maaşı çalışan olan AFAD'ın bile ortalıkta olmadığını gördük. Herkes kendi iş makinesiyle, kendi ekipmanlarıyla buraya geldi. Bu uzun süredir bu iktidar zaten halklar nezdinde güvenini de itibarını da aslında meşruluğunu da kaybetmiş durumda. Bu deprem felaketinde bir kez daha bunu gördük. Korona sürecinde de görmüştük aslında. Onlarca insan, onlarca sağlıkçı ölüme mahkum ettiler. Onlar insan odaklı değil, kar odaklı, doğa odaklı değil, sermaye odaklı. Kendi yurttaşının çıkarını değil, kendi çıkarını, kendi ailesinin çıkarını, işte saraylara, saraydaki lüks yaşamla aslında bunu görüyoruz. Halk da bunu görüyor artık. Halklar uyandı. Dolayısıyla bu süreçte de bir kez daha diğer ülkelerde mesela hem bunları belgeledi, oradan gelen gönüllüler de bunları kendi gözleriyle gördü. Bir kez daha aslında iktidarın maskesi düştü, hükümetin maskesi düştü ve insanlar bunu çok açık yaşadı. Bizzat buradaki insanların kendisinin söylemidir. Devlet yok. Bizzat buradaki insanların söylemidir. AFAD yok. Bizzat buradaki insanların söylemidir. Biz Arap Alevi olduğumuz için, biz Antakyalı olduğumuz için bize yardım gelmedi. Şimdi bu duygu, maalesef bu duygunun oluşuyor olması zaten başlı başına üzücü. Ama bu duygu kendinden oluşmuyor, öylesine de oluşmuyor. Çok samimi ve işte hep olur ya, zor zamanlarda açığa çıkar aslında insanın ne olduğu, nasıl olduğu. Bu zor zamanlarda da biz neyin nasıl olduğunu ve kimlerin buralara geldiğini, kimlerin gene bu işleri yaptığını gördük. Dolayısıyla bu felakette de şunu söylemek istiyorum, ders çıkaracak olursak. Kendi devlet yoktu, biz vardık. Halklar vardı, örgütler vardı, siyasi partiler, sendikalar vardı. Demek ki biz kendimize güvenirsek, daha ciddi bir örgütlülük yaparsak ve geniş çıkarları düşünürsek bu meselenin bir toplumsal örgütlenme edilmesini sağlayabiliriz. Biz birden çokuz ve çoğunluk bizde. Bunu bir kez daha gördük. Yani dönem dönem buraya gelen gönüllü arkadaşların ağlayarak yardım yaptıklarını, buradan ayrılırken ağlayarak gittiklerini vesaire tanık olduk. Yani bunlar çok değerli ve bize unutturulmak isteyen insana değerlerin, gerçekten böyle bir toplum yaratma hayalimizin ne kadar önemli olduğunu ve bu hayalin gerçek bir hayal olduğunu, aslında bir şey olmadığını, imkansız da olmadığını ve bu mayanın, bu toplumun temel şeyinde olduğunu, hamurunda olduğunu görmüş olduk aslında.
Yani aslında her zamanki gibi o ilk günlerde de hep hemen toplantı alıp her şey kontrol altında dedikleri günler. Burada herkes enkaz başında ölüyordu, ağlıyordu. Buradaki hep insanlar ateş başlarında ısınmaya çalışıyordu yağmur altında. Daha bugün Recep Tayyip Erdoğan Samandağ'daydı. Soylu 3 güne bir buraya geliyor bakanlarıyla. Yani belirli alanlarda çeşitli demeçler veriyorlar ama halktan kopuk, gerçeklikten kopuk. Her zamanki gibi toplum mühendisliği yapmaya çalışıyorlar ve bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Ama ben halkların, en azından çalışma yürüttüğümüz bütün alanlardaki halkların bu algı operasyonuna gelmeyeceğini söyleyebilirim. Yani onlar şunu yapmaya çalışıyor. İşte biz buradayız, biz aslında yapıyoruz ama insanlar bunun onlara kimin gittiğini, kimin el verdiğini kendileri görüyorlar. Çünkü somut bir durumla karşı karşıyayız. Yani bizzat yaşadıkları bir durumla karşı karşıyayız. Bütün kentlerden buraya yardım gelmişken devletin gelmiyor olması, hatta engelleniyor olması yardımların zaten bunun göstergesi ve engellendiğini halkların kendisi söylüyor zaten. Buradaki halkın kendisi söylüyor. Bir de burada özel bir politika var. Yani Hatay ta Suriye Savaşı'ndan beri, hatta bağımsızlığından sonra Türkiye'ye katıldığı günden beri göç ettirme politikalarıyla, demografik yapısının değiştirmesi politikalarıyla, işte savaş döneminde buraya cihatçıların eğitim kampı haline getirilmesi, buradaki Arap Alevlileri karşısında bir tehdit oluşturulması, IŞİD tehlikesinin bizim karşımıza konulması da bunların içinde aslında. Yani bu temel bir politika. Bizler ne kadar güçlü durursak ve bu politikaya ne kadar teşhir edersek aslında geri adım atıyorlar. Mesela biz açıklama yaptık, kentin demografik yapısının değiştirilmesine izin vermeyeceğiz diye. Tayyip Erdoğan dinlemiş açıklamamızı, hemen ve şey dedi. Böyle şeyler yayıyorlar. Kim demografik yapısını değiştirecek ki? Aslında düşündükleri şeyleri yapmayacaklarmış gibi söyleyip alttan alta yürütmeye çalışıyorlar. Buradaki gönüllü çalışanları da bizleri de yıldırmaya çalışıyorlar çeşitli politikalarla. Dolayısıyla aslında AKP'nin özellikle Alevi bölgelerine, kendi seçmeni olmayan bölgelere özel politikaları olduğunu herkes biliyor. Avrupa'dan gelen örgütler de, Alevi örgütleri de, gönüllü insanlar da zaten bu yüzden bu taraflara daha fazla geldi. Yani dediler ki biz biliyoruz buraya devletin gelmeyeceğini. Çünkü yıllardır bu bir siyaset yürütüyor. Yani dünkü siyaset değil, AKP-MHP iktidarı aslında uzun süredir böyle bir siyaset yürütüyor. Kendinden olmayan herkes terörist. Kendinden olmayan herkes öteki ve kendinden olmayan herkes zaten düşman onun gözünde, vatan haini onun gözünde. Biz tüm bunlara karşı aslında yeni yaşamı kurmak için de mücadele ediyoruz burada. Başka türlü bir hayat mümkün, başka türlü bir örgütlü mümkün ve dayanışma mümkün demiş oluyoruz aslında burada. Yani aslında şöyle, biz mahalle gezmelerinde şu şimdi akut hızlı hareket ettiğimiz dönemde bunları çok konuşacak fırsatımız olmadı. En acil işlere müdahale etmeye çalıştık ama biz son haftalarda herhalde 15 mahalle toplantı yaptık avukat arkadaşlarla birlikte. Şöyle bir duygu var, burası bizim, Hatay biziz ve biz buradan asla gitmeyeceğiz, kendi ağımızı terk etmeyeceğiz, konteyner ve çadır kentlere gitmeyeceğiz, bizi başka yerlere götürmeye çalışıyorlar, biz bunun farkındayız duygusu hakim ve en başından beri buraya geç müdahalenin böyle bir şeyi yaptırma amaçlı olduğunu halk çok farkında, bunu söyleyebilirim. Yani böyle bizzat gözleri dolarak bunu söyledi herkes. Bir şekilde mahallesine, bostanına, evinin etrafına çadır kurmuş ama orayı terk etmiyor. Diyorum ya, en zor koşullarda bile banyo yokken, tuvalet yokken bile terk etmiyor. Bu çok önemli. Ayrıca göç eden arkadaşlarımız da çok acil gittiler ve çünkü burada hiçbir şey yoktu. Yağmurun soğuğun altında kalıyorlardı. Şimdi hepsi geri dönmek planlar yapıyor. Hatta geçen gün işte oy kullanmak için nüfusunuzu taşımanız gerekiyor bilgisi yayıldı. Ben birçok Hataylıların olduğu gruptayım. Aynı zamanda Antakyalıyım. Biz oyumuzu taşımayacağız ve Antakya'ya gelip oy kullanacağız dediler. Bu da çok önemli bir bence gösterge. Ben buradaki Antakyalıların bir kere aitlik duygusunun ve bir komünel duygusunun çok gelişkin olduğunu söyleyebilirim. Başka yerlerde yaşayamayız. Yani benim üniversiteyi bitiren bütün arkadaşlarım ne yaptılar, ne ettiler? Bir sürü yıl sonra memleketlerine geri döndüler. Böyle bir kültürel şey var, dil ortaklığı var, duygu ortaklığı var, din ortaklığı var, kültür ortaklığı var. Dolayısıyla bizim buraları bırakmayacağımızı, bu politikaların da boşa düşeceğini söyleyebilirim. Yani şöyle, ben yeniden inşası için kentten aslında herkese çağrı yapmak istiyorum. Yani mimarlara, mühendislere, jeoloji mühendislerine özellikle, tarih, kent, kültür ve buranın yapısını bilen arkeologlara, bir şekilde buraya gelmiş, Antakya'nın dokusunu bilmiş, burayı yaşamış bütün Antakyalılara, Ermenilere, Hristiyanlara,
işte Yahudilere, Arap Alevilere, herkese çağrı yapmak istiyorum. Bu kenti yeniden bu dokuya uygun ancak bunu bilenler inşa edebilir. Bu dokuyu bilenler, yani bunu bilmeyenlerle zaten yeniden inşayı yapmamız çok söz konusu değil. Onların öncülük etmesi gerekiyor ama tabii ki destek alacağız. Nasıl bu deprem sürecinde birçok buralı olmayan, buraya asla gelmemiş, ayak basmamış ama çıkıp buraya koşa koşa gelen gönüllüyle çalıştıysak, depremden yeniden inşa sürecinde de böyle çalışacağız. Ama burayı bilen ve buranın dokusunu, tarihini bilen arkadaşlara çok ihtiyacımız var. Bu ranta izin vermeyeceğiz. Antakya yeniden inşasında en azından Antakya diyebildiğimiz bu mahallelerin boş kalmasına, böyle ölü şehir olmasına asla gönlümüz razı olmayacak. Şimdi bir sürü gündem yarattıktan sonra o eski Antakya'ya tarihi şeydir diye yazılar astılar. Onların takipçisi olacağız. Asla onların yıkılmasına, o taşların başka yere götürülmesine ve eski Antakya'nın kendi dokusuna uygun inşa edilmemesine, mesela Sur örneğinde olduğu gibi kafalarına göre inşa ettiler. Asla ona izin vermeyeceğiz. Yani bunların takipçisi olacağımızı söyleyebilirim ve bunu birçok koldan yapacağız. Yani bunu aslında bütün boyutlarıyla, yani ekolojik açıdan, tarım açısından, tarih açısından, kültür açısından, sağlık açısından, eğitim açısından yapmamız gerekiyor. Çok boyutlu bir yeniden inşaya ihtiyacımız var. Eğer bunu başarabilirsek bence gerçekten bu tarihi dönemde, hani yüzyıllarda bir olan bir depreme denk geldik. Belki yüzyıllar sonra bu yeniden inşa konuşulacak. O yüzden öyle bir yeniden inşa yapmalıyız ki hem yüzyıllar sonra herhangi bir depremde yıkılmasın, hem de gerçekten yüzyıllar sonra burada yaşayanlar, bugünlerde çalışan, didinen, emek veren arkadaşlarımızı bu şekilde hatırlasın. O yüzden bu tarihsel sorumlulukla hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani bütün Antakyalılara özelde, ama Antakyalılar dışında da buranın tarihi kültürünü bilen ve bu alanda çalışan herkese. Çünkü bu dönemde de gördük, Antakyalı olmasa da bir şekilde Antakyalılara temas etmiş, Antakya'ya bir şekilde gelmiş ya da gelmemiş ama Antakya'yı bilen insanlar can hıraç buraya koştu. Demek ki bir şey var burada, yani o kültür, o bir dayanışma kültürü bir şekilde insanlar arasında var. O aidiyet duygusu var. O aidiyet duygusunun böyle üzülerek, vahvahlanarak değil, yeniden inşa ve umutla organize edilmesi gerekiyor. Bu yüzden tekrardan ben çağrı yapmak istiyorum. Buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz. Gitmedik de zaten. Buradaki insanlar bu kadar zorluğa rağmen kaldılar. Buraya gelen gönüllülerin desteğiyle de daha fazla güçlendiler. Hem gönüllü desteğini, hem başka alanlardan buraya tekrar dayanışmayı, ama esas buralıların buralara sahip çıkması gerekiyor. Bizde böyle bir şey var işte, nehne biz demek, minnine bizden demek ve bunları çok kullanırız. Bu kavramları bilen ve bir şekilde burada aidiyet duygusu oluşturanların tekrardan buranın yeniden inşa sürecinde uzun soluklu bir görev alması gerekiyor. Yani şöyle, en başından beri biz şunu söylüyoruz. Evet, üzgünüz, yastayız ama öfkeliyiz. Aynı zamanda bir sürü şeyin suçlusu olan iktidar her fırsatta önce yapıyor, sonra helallik istiyor. Helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız demeye devam edeceğiz. Biz bunların hesabını soracağız. Yani bu kadar canımızın, kentimizin tarihi dokusunun, doğamızın, işte bütün canlıların, hayvanların, herkesin hesabını soracağız. Yani buradaki travmalar öyle kolay atlatılacak travmalar değil. Uzun yıllar sürecek ama iyileşeceğiz. Ama iyileşmemizin bir aslında şeyi de hesaplaşmaktan geçiyor. Eğer biz bunlarla hesaplaşmazsak iyileşemeyiz. Bunun hesabını soracağız. Hukuki anlamda da soracağız, manevi anlamda da soracağız ve aslında onların öldürmeye çalıştığı değerlerimizi, bizi sürekli ayrıştırmaya çalıştıkları siyasetlerinin tersi bir şey örerek, tam da böyle yaparak hesaplaşacağız. Yani sadece hukuki açıdan değil, her açıdan hesaplaşmaya ihtiyacımız var. O yüzden tabii ki helal etmiyoruz. Kime sorarsanız sorun, bence bugün bunu söyleyecekler. Çünkü gerçekten acımız büyük. Hala bir sürü insan cenazelerini alamadı, kayıplarını bulamadı. Onu bırakalım, kime üzüleceğimizi şaşırdık. Yani bizde şeydir, böyle 7 gündür, 40 gün, 40. gündür yaz süreçleri. Biz hani 40. güne yaklaşıyoruz ama yas tutamadık henüz. Yasımızı yaşayamadık, ritüellerimizi yerine getiremedik ve bunların telafisi olduğunu düşünmüyoruz. Bu yüzden helal etmiyoruz hakkımızı, etmeyeceğiz ve hesaplaşacağız demek istiyorum.